Merhaba arkadaşlar. ZKSync'in 2.0 testneti az önce yayınlandı. Token almak için tweet atmak yerine farklı bir yöntem var. Mint yöntemi. Bunun için yeni bir video çekiyorum. Böyle bir farklı bir durum olduğu için bir video gerekiyor aslında. Yoksa 1.0'daki gibi yaptığımız işlemleri aynı şekilde burada da yapacaktık. Testi bitirmiş olacaktık. Ancak böyle farklı bir durum var. Şimdi Medium linki burada. Burada ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Şuradan tıklayıp Expos'una geçiyoruz. Şuradan da Wallet'a tıklayıp siteyi açıyoruz. Şimdi burada bir önemli bir şey söyleyeceğim. Burada eski cüzdanla yani 1.0'daki kullandığınız cüzdanı kullanırsanız bize mint etme sekmesini çıkarmıyor. Zaten cüzdanda token gördüğü için çıkarmıyor. Onun yerine ben zaten burada sitesini vereceğim. Mint etme sitesini. Oradan tıklayıp cüzdanınızla yani 1.0'daki kullandığınız cüzdan için o cüzdanda olmayan farklı bir token'ı mint edip onun işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben ikinci defada şöyle bir şey daha yapacağım. Yani burada yapmayacağım ama siz de bunu gerçekleştirin. Sıfır bir cüzdan açacağım. Oraya musluktan Ethereum atıp sıfırdan işlemleri gerçekleştireceğim. Burada gördüğünüz işlemleri gerçekleştireceğim. Yani iki cüzdanı da bu şekilde gerçekleştirin. Herhangi bir airdrop kısmında ikincisi de gözükmüş olur. Şimdi şuradan bağlıyorum cüzdanı. Bağladım. Bir daha onay istedi. İmzayı da onayladım. Şimdi ekran geldi. 1.0'dan kalan tokenlar burada gözüküyor. Biz şimdi şurada mint adresine geçip bunu da cüzdana bağlayacağız. Burada olmayan farklı bir token mintleyeceğim. Buradan da bağladık. Burada neler varmış? OMG burada var mıydı? Yoktu. Tamam. Bakalım OMG verecek mi bize 100 tane? Tamam. Mintlememize izin verdi. Ben 2 tane mintleyeceğim. Siz daha da çok yapabilirsiniz. Umarım çok uzun sürmez. Sürmedi. Onayladık. Şimdi ikinci bir token daha yapacağım. XM. Var mı XM? Yok. XM'i de onaylıyorum. Tamam. Burada bunu mintlerken ben buraya bir depozit yapacağım. Az önceki OMG'yi alıyorum. Şurada bir dakika orayı açıklayayım. Şurada eğer unlimited yaparsak yarın öbür gün bir kez daha OMG yollamak istediğimizde, depozit etmek istediğimizde bizden aprob istemeyecek. Ama eğer 100 tane kadar yani şurada bakın 100 tane aprob edersek yarın bir daha OMG yüklemek, depozit etmek istediğimizde tekrar aprob etmemiz gerekecek. O yüzden ben buradaki unlimited kısmından yapıyorum şu an. Bu arada diğer mint işlemi de gerçekleşti. Bu işlem de gerçekleşmiş. Tamam, bu da oldu. Tamam, OMG. Aprove etti. Şimdi 100 taneyi depozit edeceğiz. Projeden beklenti yüksek. Hem fiiller konusunda hem hız açısından. Arkasındaki kişiler de şirketler de sağlam isim sahibi şirketler. Hem ekibi de güzel çalışıyor. Ağustos, Eylül gibi manyete çıkacağını söylüyorlar. Bakalım umarız fazla uzamaz. Tamam, depoziti gerçekleştirdi. OMG'yi attı. Bakın şu anda dönüyor. Ben şimdi hemen diğerini de atacağım. Zaten bunu yapmaya gerek yok. Soldakini işaretleyeceğiz. Onayladım.
Bu da gerçekleşti. Şimdi depozit işlemini gerçekleştiriyorum. Az sonra işlemleri yaptığımızda büyük ihtimalle hemen gerçekleşmeyecek, hemen yeşile dönmeyecek. Ben o yüzden işlemleri sıra sıra yapacağım. Videonun yorum kısmına da bütün işlemler ne zaman yeşile döndüğünü süre olarak yazacağım. Siz de o şekilde kendinize göre kıyaslayabilirsiniz. Çünkü işlemler uzun sürebilir onaylaması. Onu beklemek videoyu gereksiz uzatmak olur. Tamam, bu da tamamlandı. Bakın OMG'yi almış ama pending gözüküyor. Bunlar gibi yeşil gözükmüyor. Verified gözükmüyor. XM'de şu anda hala işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi tekrar cüzdana alım işlemini gerçekleştirelim. OMG'den yapalım. Withdraw. Kendi cüzdanımı seçiyorum buradan. Slash token, select token, OMG. Ben buradan 50 adedini alacağım. Tamam, hemen onayı veriyor, işleme sokuyor. Zaten bakın 50 adet gözüktü. Şu yukarıda transaction kısmından da şuradan işlemleri görebilirsiniz. Bakın hala onaylanmadı. Hala işlem yapılıyor görünüyor. XM'i nedense şu an kabul etmedi. Olmadı, bir daha bakarım, belki şu anlık bir hatadır. Şimdi bir de transfer işlemi gerçekleştireceğim başka bir cüzdanıma. Ama öncesinde şu tekrar sayfayı geri dönelim. XM geldi şimdi. Bir anlık bir hataymış. Şimdi bunda 50 tanesini cüzdanımıza çektik. O onaylanacaktır. Şimdi XM'i de başka bir cüzdana yollayalım. Şimdi XM'e tıkladım. Transfer'e bastım. Şuradan başka bir cüzdanımın adresini giriyorum. Şuradan da 25 tane yolluyorum. Tamam. ZK Sync üzerinden, yani Layer 2 üzerinden gerçekleşeceğini söylüyor. Onaylamadı. Neyse, error verdi. İşlem gerçekleştiği için olabilir. Miktarı değiştirip bir daha deneyeyim. Bunu da yapmadı. Şunu da yapmadı. Evet, şuradan OMG üzerinden deneyeyim. Şu an transferde bir problem var. Yapmıyor transferi. Deneyişinde yapmıştı. Belki de şu an onaylanmadığı için yapmıyordur ama başka bir valuta az önce deneyince yapmıştı. Şuradan dayı göndermeye çalışalım. Aynı cüzdana. Belki de o yüzden yapmamıştır. Onaylanmadığı için yapmamıştır. Evet, o yüzden yapmamış ama az önce videoyu çekmeden önce bir deneme yapmıştım. Orada gerçekleştirmişti. Enteresan ama şu an gerçekleştirmedi. Neyse, dayı üzerinden yaptık. Yani onaylanmış bir token üzerinden yaptık. Cüzdan da onaylanmış bir token üzerinden. Siz de şu iki token'ın aynı şekilde onaylanmasını bekleyip yapabilirsiniz ya da farklı bir token üzerinden yapabilirsiniz. Ben yine bunlar OMG ile XM onaylanınca onlardan birisi üzerinden de transfer yine gerçekleştireceğim. Şuradan trans kısmından da bakın sırada işlemleri görünüyor. Bunlar zaten burada onaylanınca yeşil gözükecektir. Test bu kadar. Başka bir ayrıntısı yok testin. Ayrıca ödül konusunda önceden söylediğimi yine söyleyeyim. Şu an ödül konusunda herhangi bir belirlenmiş ya da söylenmiş bir şey yok. Biz test yapanlara belki airdrop yaparlar diye, proje sağlam diye bunları yapıyoruz. Olur da böyle bir durum olursa bundan faydalanmak için bunu gerçekleştiriyoruz ama kesin bir şey yok. Zaten testler olsun vesaire olsun, güncellemeleri paylaştım. Telegram kanalıma da açıklamalardaki
linkten katılabilirsiniz. Herhangi bir şey olduğunda oradan paylaşıyorum zaten. İzlediğiniz için teşekkürler.